Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü itibariyle tanıtılmış oldu. Araçla alakalı yorumların genel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama pek çok eleştiri de geldi ve eleştirilerin temel kaynağı prototipin İtalya'da üretilmesi, tasarımında İtalyan Pininfarina firmasına yaptırılmasıydı. Şimdi gelin hem bu eleştirilere hem de yerli otomobilin hikayesine bakalım. Proje için kurulan oluşumun adı TOG, yani Türkiye Otomobil Girişim Grubu. Bu grubun içerisinde 5 tane önemli şirket bulunuyor. Bunlar Turkcell, Zorlu Grubu, Anadolu Grubu, Kıraça ve BMC. Eğer lansmanı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Sürecin başında Gürcan Karakaş bulunuyor. Gürcan Karakaş ODTÜ makine mezunu bir mühendis. Yıllarca hem Türkiye'de hem Almanya'da Bosch firmasında önemli pozisyonlarda çalışmış. Kendisi de ifade ettiği gibi aslında üretim 2022 yılında başlayacak ve bunun için Bursa'da bir fabrika kurulacak. Bu proje için toplamda 22 milyar liralık bir yatırım yapılacak ve fabrika 4300 kişiyi istihdam edecek. Her yıl üretilmesi beklenen araç sayısı 175 bin adet. Şu anda Devlet Malzeme Ofisi 2035 yılına kadar toplamda 30 bin adet araç alacağının taahhüdünü vermiş durumda. Aracın fiziksel özelliklerine bakacak olursak araç 100 beygir ve 200 beygir olarak iki alternatifle üretilecek. Bunlardan 100 beygir olan 7.6 saniyede, 200 beygir olansa 4.8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor olacak. Aracın ulaşabileceği maksimum hız değeri ise saatte 180 kilometre. Şimdi günümüzün çok popüler bir teknolojisi var. Internet of Things, yani nesnelerin interneti. Cihazlarımızın internete bağlanması ve birbiriyle iletişim kurması. İşte araç bu teknolojiye uygun olarak üretilecek. Dolayısıyla evinizde internete bağlanabilen cihazlara uzaktan erişebileceksiniz. Örneğin bu sistemle ışıklarınızı uzaktan açıp kontrol edebileceksiniz, klimanızı kapatabileceksiniz, bulaşık makinenizi çalıştırabileceksiniz gibi. Ve aracın en önemli özelliği aslında geleceğin teknolojisine uygun olması, yani elektrikli bir araç olması. Ama burada şöyle bir durum var. Şu an Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu sayısı yeterli değil. Fakat proje tamamlanana kadar, araç gerçek anlamda üretilene kadar bu problemin de ortadan kaldırılacağı ve gerekli altyapının yapılacağı söyleniyor. Gelelim tasarım konusuna. En çok eleştirilen konu, İtalyan Pininfarina firmasının 2017 yılında Şangay'da bir fuarda tanıttığı iki modeline aslında bizim yerli otomobil olarak lanse edilen otomobiller benziyor. Bu çok ciddi bir eleştiri konusu oldu. Birebir aynı olduklarını söylemek mümkün değil ama tasarım hatlarının genel olarak benzediği, ki aynı firma tarafından yapıldığı için, ortada. Bu arada Pininfarina, Maserati, Ferrari gibi çok önemli otomobil üreticilerinin önemli tasarımlarını yapmış bir firma. Ama şunu da söyleyelim, her ne kadar tasarım İtalyan Pininfarina kaynaklı olsa da tasarım ekibinin başında bir Türk bulunuyor. Bu Türk'ün adı Murat Günak. Ben de bu video için araştırma yaparken ismini ilk defa duydum ama dünya çapında çok önemli bir tasarımcı olduğunu öğrendim. Peugeot gibi, Volkswagen gibi, Mercedes gibi önemli otomobil üreticilerinin tasarım süreçlerinde aktif olarak görev almış, çok bildiğimiz tasarımların aslında ana tasarımcısı kendisi. Hatta Mercedes'in baş tasarımcısı olarak, tasarım müdürü olarak çalışmış ve o dönem altında 270 kişi çalışıyor Mercedes'te. Tabii ki ekibin başındaki kişinin Türk olması bunun bir Türk tasarımı olduğu anlamına gelmiyor direkt olarak. Ama şunu söyleyelim, bence yanlış noktaya odaklanıyoruz. Yani bu aracın %100 yerli olması çok önemli değil bence. Yani %80'i de olabilir, %90'ı da olabilir, %60'ı da olabilir. Asıl olan şey, biz bu araçtan ne kadar kar elde edebiliyor olacağız? Bunu dünyaya pazarlamaya kalkarsak birim başına, bir araç başına yüzde kaç karı bizim ülkemize kalıyor olacak? Herkes tasarıma takıldı ama aracın ne kadara mal olacağı, hangi ülkelere satabileceğimiz, biraz önce söylediğim gibi ne kadar karlılıkla satabileceğimiz gibi konularda gerçekten bir araştırma yapıldı mı? Bir finansal projeksiyon yapıldı mı? Bu finansal projeksiyon ne kadar inandırıcı? Bu konular hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bu araç yapılabilir, umarım yapılır, satılabilir, umarım satılır. Ama ne kadar karlı bir proje olacak? Sonuçta araç yapılsa ve satış gerçekleşse bile proje zarar edebilir. O nedenle bizler vatandaş olarak, proje içerisinde yer alan ekiplerde, projenin paydaşları olarak asıl olarak buna odaklanmalı. Yoksa tasarımı biz yapmışız veya bir İtalyan firma yapmış, bence çok önemli değil. Neticede umuyorum ki dünyaya ihraç edebileceğimiz bir kimliği olan, bir markası olan bir araç üretebiliriz. Şimdi bu video tarihe bir not aslında. 2 sene sonra geriye dönüp baktığımda bu videoyu tekrar açarsam, izlersem veya herhangi biriniz 2 sene sonra bu araçla alakalı tekrar araştırma yaptığınızda bu videoya denk gelirseniz aslında güzel bir an olacak bu video. 2 sene sonra bu hayalin gerçekleştiğini göreceğiz hep birlikte. Son olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğim ama Türkiye'nin ilk yerli otomobili, kim ne derse desin, bizim kitaplardan okuduğumuz, filmlerden izlediğimiz kadarıyla Devrim'dir. Eğer Tolga örneğin Devrim Arabaları filmini izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Bu ülkede ülkesi için bir şey yapmak isteyen başarılı, yetenekli, donanımlı insanların önünün yine bu ülkenin insanları tarafından nasıl kesildiğini muazzam şekilde gösteren gerçek bir hikaye. Ama bu filmi izlemek kesinlikle şevkinizi kırmasın, moralinizi bozmasın. Eğer ülkesi için, kendisi için bir şey yapmak isteyen, değer yaratmak isteyen bir bireyseniz, bu film bence size şunu düşündürsün. Asıl olan şey, ihtiyacımız olan tek şey bir şeylere başarmak için aslında cesaret ve inanç. Önümüzdeki videoda bir başka hikayeyle görüşmek üzere.